Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'in bir hüküm koyan, vaz eden normatif vechesi var. Haramdır, helaldir, mirasta hisseleri anlatıyor, şuna üçte bir, şuna altıda bir, şuna dörtte bir şeklinde. Çok normatif, açık kanunlar vaz ediyor. Bir de bu normatif boyutunun altını güçlü biçimde besleyen, sürekli oraya enerji veren bir de ahlaki, moral boyutu var. İşte bu ayetler. Birkaç ayet önce faizi haram kılıyor, yasaklıyor. Kat be kat faiz yemeyin diyor. Birkaç ayet sonra hemen ne oluyor? O normatif ayetler moral örgü içerisindeki yerine geçiyor. Öncesiyle sonrasıyla, moral diyorum da yani ahlaki diyelim. Yani bugün şimdi başka bir bağlamı vardı bunun, onun için söylüyorum ben. İmani ahlaki zemini tekrar döşeniyor. O zemin içerisinde adeta bir burç gibi hemen ahkam geliyor. Haram, helal, yasalar geliyor. Amellerimize, uygulamalarımıza, doğrudan hayatımıza hudut veren, biçen, şunu yapın, şunu yapmayın şeklinde. Şimdi biz bunları, bu örgüyü bir bütün olarak ele almadığımızda, sadece ahlaki olanı değil de ahkama taalluk edeni, normatif boyutunu ele aldığımızda, bunun üzerine bir dindarlık bina etmeye çalıştığımız zaman, bu defa ne geliyor? Şekilcilik geliyor, hilecilik, hile-i şer'iyecilik vesaire geliyor. Şimdi bizde de faizle aslında mücadele böyle bir vasatta gelişti ve halen de devam ediyor. Faizle mücadeleye baktığınız zaman adeta bir finans ihtiyacı var. Finansal piyasadaki efendim finans ihtiyacına karşılık normalde yerleşik kapitalist sistem faiz üzerinden bir çare üretmiş. Sistem banka merkezli ve banka faiz üzerinden finansal piyasayı ne yapıyor? Kendisi zaten örgülüyor, düzenliyor, ona kendine göre kaynak veriyor, hayatiyet sağlıyor. Şimdi bizim Müslüman camiada, özellikle o körfez ülkelerinde büyük efendim para stoklarının olduğu yerlerde büyük sermayeler birikiyor. Bunların bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Yeni yeni bağımsızlığına kavuşan İslam ülkeleri var. Bir kimlik inşa etmesi gerekiyor. Pakistan'da efendim keza bir kimlik inşa edecek. Dolayısıyla İslami olanını yapma endişesi ve özlemi var. Hem bağımsızlığının siyasi kimliğinin ifadesi olarak bir İslamilik kaygısı orada güdülüyor, hesabı yapılıyor. Hem de belli ülkelerde de o mevcut kaynağın, bilmem kaç yüz milyar dolarlık kaynağın bir şekilde efendim kullanılması sadedinde. Haliyle ne yapılıyor? Meseleye o ayetlerdeki yani haramların ve helalların önünü ve ardını kaplayan ahlaki, imani hazırlanış, hesaba katılmaksızın haram helal boyutu, normatif boyutu yani fıkıhtaki efendim o şekli kurallar diyelim biz. Üzerinden üzerinden hemen bir ne yapılıyor işte faize alternatif bir İslami ekonomi taslağı geliştiriliyor. İşte İslami bankacılık vesaire böyle bir zemin içerisinde doğuyor. Orada ne oluyor bu sefer? Şimdi normalde kapitalist faizci bankalarda ne var? İşte onlarda bir takım kredi usulleri var. Bizimkiler de hemen bunu nasıl yapıyorlar? Fıkıhta ne var mesela? Ha, murabaha var. Ya ben yıllarca fıkıh okudum. Ben murabaha kelimesini bizim fıkıh kitaplarında görmedim. Ama bir bakıyorsun, bir proje, bir taslak üretilecek ya, fıkıhta nereden hemen buluyorlarsa, onun adını da biraz daha büyük harflerle yazıyorlar. İşte murabaha. Bakıyorsun alışveriş bahsinde falan böyle bir şey yok. Ha, bu varmış meğer. Yok demiyorum ben, vardır. Ama bu kadar ön plana çıkmış bir şey değil. Bizimkiler İslami finansı kuracağız derken hemen kalkıyorlar. Buna işte eklektisizm deniyor. Yani seçmecilik. Oradan buradan seç. Efendim derme çatma ortaya bir şey koy. Böyle yamalı bir bohça yapmak var. Asıl amaç nedir peki? Zaten mevcut iktisadi, kapitalist, faizci iktisadi düzenin efendim İslami dile uyarlanmasıdır, fıkha uyarlanmasıdır. Yani onlar nasıl kredi sağlıyorlar? Doğrudan adına kredi diyor, aldığı fazlalığa da ne diyor? Faiz diyor. Sen nasıl yapacaksın bunu? Alışveriş üzerinden yapacaksın. Adana'da murabaha diyeceksin. 10 lira vereceksin. Ama vermeyeceksin bunu. Nasıl yapacaksın? Ne alacaksın sen?
Daire alacaksın. Ne alacaksın sen? Efendim, iş makinesi alacaksın. Tamam, gidelim biz senin için alalım. 10 lira. Bana 2 lira bunun fazladan ödeyeceksin. Bu fazladan adı alım satım yaptığı için kar olmuş oluyor. Borç verdiği için, kredi verdiği için faiz olmuş oluyor. Şimdi bu bir çözüm yolu. Tamam. Ama tek başına bunu hesaplarsak bu kesinlikle bir çözüm değildir. Kapitalist finansal sistemi aynen kalkıp İslami finansala uyarlamaktır. Yani bir taklittir. Bu işte eklektik bir anlayıştır. İşte ayetlerin bu bakımdan biz öncesiyle sonrasıyla infakı emreden ayetler, bizde cömertliği teşvik eden ayetler hep ahirete atıf yaban, dünyanın efendim geçiciliğine, aldatıcılığına özellikle dikkat çeken ayetler hep ahlak ve imani duygularımızın güçlenmesini teşvik eden, bunu ön plana koyan ayetler üzerinden biz bir insan, bir mümin ve bu müminlerden oluşmuş bir toplum inşa etmek tarafıyla değil de hemen ne yapıyoruz biz? Derhal efendim palliatif bir takım tedbirlerle ekonomiyi İslamlaştırmaya çalışıyoruz. Halbuki ekonomi insan ihtiyacı olarak, keza insanlar arası ilişkiler efendim sadedinde bir vakadır. İnsan ıslah edilmeden, dolayısıyla toplum ıslah edilmeden, insan ilişkilerinin bir parçası olan ekonomi ıslah edilemez, İslam da edilemez. İşin bu tarafı maalesef ihmal ediliyor. Çünkü ihmal ediliyor derken, çok da aslında hesaba uymuyor. Yani adam şimdi korkunç zengin, o körfez ülkelerini göz önüne getirelim. Dünyanın efendim kaynakları ellerinde, petrol kaynakları ellerinde büyük para var. Şimdi bu kadar imkan, bir tarafta bu adam ne yapıyor? Çölü cennete çevirmeye çalışıyor. Mutlu olacak, ondan sonra dünyanın sonuna kadar tadını çıkaracak. Diğer dünya ülkelerindeki Müslümanlar ne yapıyor, ne ediyor falan. Çok da onun gündeminde değil. Çünkü o dünyanın tadını çıkarmak gibi bir amaca saplanmış. Şimdi bu amaca saplanmış bir insanın ne insan olarak ıslahı mümkündür, ne de bu insanın geliştireceği İslami ekonomik modeller İslami'dir ve ıslahı mümkündür. Baştan yani kaygı ve amaç, yani bizim dünya görüşümüz, varlık anlayışımız baştan ıslah edilmezse, işte bu ayetler bunu veriyor. Evet, evet. Varlık anlayışımızı, dünya anlayışımızı, ahirete bakışımızı, insana bakışımızı, paraya bakışımızı, servete bakışımızı, affetme anlayışımızı, cömertlik anlayışımızı vesaire vesaire, ihsan anlayışımızı, çok temel kavramlarla bizi önce ahirete odaklanmış, dünyada yaşayan, dünyada yaşayan ama ahirete odaklı bir insan olarak taş taş döşüyor ve inşa ediyor bizi. Bu insan ondan sonra ne yapıyor işte? Bu insan zaten bu örgü içerisinde kendi ekonomisini de doğal olarak bu kavramlardan beslenerek tezahür ettiriyor, tebarruz ettiriyor, ortaya koyuyor. Şimdi bizim geçmişimize bakarsanız çok açık böyle iktisadi sistem, mistem, teori yoktur. Neden? Çünkü pratik vardır. Pratik varsa teorinin çok konuşulmasına gerek yok. Bu kavramlar zaten bir refleks olarak, bir ahlak, bir davranış kodu olarak doğrudan İslamca hayata yansıyor. Doğrudan efendim helala yöneliş, haramdan sakınış şeklinde yansıyor. Doğrudan infak, tasadduk, efendim dayanışma, Müslümanın acısına ortak olma, fakru zaruretini paylaşma vesaire şeklinde yansıdığı için bunun çok teoriye ihtiyacı yok. Adının konulması, efendim sistemleştirilmesi falan yok. Sahabe, selef döneminde de hep bu minvalle devam ediyor. Ne zaman ki biz bunu bir ahlak olarak, bir iman olarak, kimlik olarak hayata yansıtma problemi yaşıyoruz. Çünkü içimizdeki imani kökler, efendim damarlar kurumaya başlıyor. Bu durumda bu sefer bir paniğe kapılıyoruz. Ya bir yerde arıza var. Arıza var nerede? Bu sefer arızayı tespit sadedinde entelektüel çabaya başlıyoruz. Ya nedir o arıza, onu bulalım. Şimdi bu çaba boş bir çaba değil, doğru bir çaba. Ama mesele bu defa ne oluyor? Entelektüel zemine kilitlenip kalıyor. Veya bütünsellik sadece bir noktaya kilitlenmiş oluyor. Kilitlenmiş oluyor, evet. Tamamı görülmüyor yani. Yahut da efendim biz ahırda kaybettiğimiz iğneyi aydınlık diye kalkıyoruz, meydanda arıyoruz. Evet. Yani biz aydınlığa burada şeyiz yani, teşne olmuş durumdayız. İğneyi bulmak çok da bizim derdimiz değil. Yahut dostlar alışverişte görürsün, biz arıyoruz ya gibi bir şey var. Evet. Bizim işte o faizle mücadelemiz de maalesef böyle bir biraz İslamcı ideolojinin etkisinde, yani İslami kimlik inşa edelim dendi, hemen ne yapıldı? Derme çatma, bütün İslam'ın kurumları masa başında hazırlandı. Evet. İslam ekonomisi, İslam siyaset anlayışı, İslam şuyu, İslam buyu vesaire, eğitim anlayışı falan kitap halinde ortaya kondu. Bir dakika, bu nedir? Evet.
Bunun arka planı nerede? Bunun efendim vakıı nerede? Keza bunun ayet hadislerin bütününden, bir ayetten bir hadisten değil, ayet ve hadislerin bütününden, hatta ayet ve hadislerin içini doldurduğu, yer yer tasih ve tadil ettiği kavramsal örgüden beslenen o arka planı da yok. Adeta bakıyorsunuz tercüme, orada bir kurum var, bizde onun neyi var? İslamisi var. Hatta el-bünükül İslamiye ifadesi de açıkça kullanılıyor yani. Banka deniyor. Ve İslami banka demekte de bir beis mesela görülmüyor. İşte bu ayetler bana bunu hatırlatıyor. Bakıyorum şimdi sürekli biz bu ayetleri hep bir teşvik olarak görüyoruz. Aslında bunlar teşvik değil. Müslüman Kur'an ayetlerinin hiçbirine bir teşvik gözüyle bakamaz. Yani bunu yapsanız iyi olur. Biz sanki yani bugünün insanı olarak burada bir problem yaşıyoruz. Teşvik değil, bunu yapmazsan o insanı ortaya koyamazsın, o toplumu ortaya koyamazsın. Peki ne olur? Sen buna teşvik gözüyle bak. Varsayalım öyledir. Peki o toplumu oluşturamazsan haramdan sakınamazsın, faizden sakınamazsın. Şimdi teşvik miymiş o? Hayır, teşvik değil o. O böyle bir insanı ve bu insanlardan efendim teşekkür eden böyle bir cemiyeti oluşturmak için aslında orada olması gereken çok esaslı bir parçadır. E sen ona teşvik dedin. Yapsak iyi olur. Ara ara yaptın işte. Öbürüne teşvik dedin. Çünkü bunların hiçbir çoğu emir formatında gelmiyor. Ellezine şeklinde tanım formatında geliyor. Müttakiler ki onlar şöyle şöyle yaparlar. Kur'an başlarken hemen bu şekilde geliyor değil mi? Bakara suresinin ilk ayetlerinde. Evet. Hep bir tanım şeklinde, tasvir şeklinde yani idealize edilen bir karakter olarak bize sunuluyor. Biz hep onu ideallerimizde yaşatıyoruz. Pratiğimize onu farz, haram, helal hassasiyetiyle çekmiyoruz. Çünkü işte biz fıkha da bu gözle bakıyoruz. Yani fıkhın beslenmiş olduğu itikadi zeminden biraz habersiziz, biraz ahlaki zeminden habersiziz. Fıkhı kalktık biz ne yaptık? Haramlara, helallara, 32 farz, 54 farz gibi şeylere hasrettik. Biz bakıyoruz bu doğru mu, yanlış mı, haram mı, helal mı? Şöyle mi yapılacak, böyle mi yapılacak? Bu aslında işin sonu. İşin özü, aslı, içinde efendim damarları, sinirleri, iç organları diye ne var? İmani, ahlaki çok temel sorumluluklarımız var. Teşvikten çok çok daha öteye. İşin bu tarafından gafil olan insan neye bakıyor? Efendim işin sonuna bakıyor. Şekli tarafına bakıyor, öz tarafına değil. Biz kitabına uydurdum mu, haram mı, helal mı tespit ettiğimizde sorun güya aşılmış oluyor. Hayır, çok daha temelde bizim önce şunu tespit etmemiz gerekiyor. Dünya mı ahiret mi? Önce bu soruyu soracağız. Dünya mı ahiret mi? Dünyaya ne gözle bakıyoruz? İşte peygamberin o hadisi, dünya bir ağaç gölgeliğidir. Biz bir yolcu gibiyiz. Yolcu ağacın gölgeliğinde 5 dakika nefeslenelim diyerek orada konaklamıştır. 5 dakikalığına efendim inmiştir ve biraz sonra da ne yapacaktır? Yolu sürekli, gözü sürekli yoldadır. Bunlar aslında bizim dünya görüşümüzü ortaya koyuyor. Haram, helal ayet ve hadislerinden daha değersiz, daha önemsiz değildir. Onlar kadar en az önemlidir. Çünkü haram ve helal zemininin efendim teminatı, sigortası buradadır. Bunlar tesis edilmeden, böyle bir karakteri biz inşa etmeden, yani Mekke'si yaşanmadan, Mekke'de 13 yıl bu karakter veriliyor. Mekke'si, Medine'nin ilk yıllarında bu karakteri biz kuşanamadıkça haramı, helalı yani ahkamı da tatbik edemiyoruz. Ahkamı tatbikimiz bu defa ne oluyor? Şekli oluyor, şekilci oluyor. Mevcut olanı bir şekilde fıkıh kitabından murabaha diyerek, şu diyerek, bu diyerek kılıflamış oluyoruz, paketlemiş oluyoruz. İşte bak, böyle yaparsan fıkhidir, böyle yaparsan efendim değildir diye çözüm bulmuş oluyoruz. Şunu söyleyeyim, yani bu tepkisel bir konuşmaydı, kabul ediyorum. Yani. Ama tepkimin burada kaynağı, özellikle odaklandığı nokta herhalde takdir ediliyordur diye düşünüyorum. Şunu demiyorum. Amellerimizi haram helal ölçeğinde belli bir hassasiyet dairesinde yapmamız gerekir, şekillendirmemiz gerekir. Kesinlikle öyledir. Bunda asla şüphe edilecek bir şey yoktur. Ama bundan önce ne vardır? Bu işin bir mümin efendim olma boyutu vardır. Müminliği bir ahlak olarak, şahsiyet olarak, görüş ve düşünce ufku olarak önce bir kuşanmak gerekiyor. İşin bu tarafı ihmal edildiğinde diğeri ne olur? Mutlaka fıkıh kitaplarından siz aslında mevcut uygulamaya, gayri İslami olan sömürücü uygulamaya ne bulabilirsiniz? Mutlaka bir kılıf bulabilirsiniz. Kıylı kal olur, falan alim böyle demiştir filan. Bunu bugün böyle yorumlarız dersiniz vesaire. Bu ayet-i kerimeler bana bunu hatırlattı. Eyvallah hocam.
Aslında siz belki sonunda şerh düşme ihtiyacı da hissettiniz ama bu şerhe bile gerek yoktu bence. Çünkü gayet yerinde bir ifade oldu. Hani siz mevcut olanı takviye etmek, mevcut olanı tamamen bu İslami değildir demek şeklinde değil, idealde olması gerekene gönderme yaparak, ona Evet. işaret ederek ve meseleyi bir bütün olarak değerlendirmemiz gerektiğine vurgu yaptınız. Değerli dostlar, sadece iktisat alanıyla sınırlandırarak, mesela ahlak sisteminden, eğitim sisteminden, hukuk sisteminden, bütün bunlardan bağımsız olarak meseleyi ele aldığınızda çözüme kavuşmanız mümkün olmaz. Bu mümkün değil. Talha Hocam'ın işaret ettiği ki geçen sene de bu faiz ayeti geldiğinde ben ona atıfta bulundum zaten. İnfak toplumu oluşturmadan sadaka, zekat, tasadduk benzeri ahlaki hassasiyetleri kuşanmadan faizle mücadele etmek veya işte faize benzer diğer ahkamı uygulamaya, haramsa ortadan kaldırmaya, helalse uygulamaya yönelik çabalar büyük ölçüde sadece sözde kalacak, sadece zihinde kalacak, entelektüel düzlemde kalacak hocamın işaret ettiği gibi. Hocam buna vukufiyetle çok da güzel vurgu yapmış oldu. Allah kendisinden bir, razı olsun. Bir örnek buyurun. Vereyim mesela şimdi. Evet. Özde o imanı kazanamadığımızda, imanın verdiği o ahlakı, o bilinci, eşyaya efendim vereceğimiz değerin miktarını, ölçüsünü yakalayamadığımızda, bakın bu nasıl pratik hayata, sisteme nasıl yansıyor? Şimdi faize alternatif, orta ölçekte alternatif efendim ne var bizde? Mudarebe ortaklığı var. Fıkıh kitaplarında bir bahis olarak geçer bu. Bankalar hep murabahayı öne çıkartır, İslami bankalar, ama mudarebeyi öne çıkartmıyorlar. Arada da konuşmuştuk evet, mesela. Evet, evet. Halbuki ben fıkıh kitaplarında daha çok mudarebeyi görürüm. Murabaha pek geçmez. Şimdi mudarebeyi niye yapamıyoruz? Mudarebe nedir? Mudarebe sermaye ve şey ortaklığı, girişim ortaklığı. Yani bir taraf sermayeyi veriyor, evinde oturuyor. Diğer tarafta ne yapıyor? O parayı alıyor, işletiyor. Sermaye emek ortaklığı deniyor buna. Şimdi iki problem var burada. Bir, sermayedardaki problem. İki, işletmecideki problem. Sermayedardaki problem şu. Adam riske girmek istemiyor. Çünkü mudarebede kar da zarar da ortaktır. Evet. Borç vermiyorsun. Dolayısıyla para battı. Ben arkadaş paramı isterim diyemez. Battıysa battı. Ne yapalım? Allah'tan geldi diyeceksin. Ve oturup sabredeceksin. Şimdi dolayısıyla adam kar zarar ortaklığını, yani karşılıklı risk efendim şeyini, ilkesini kabullenemiyor. Ben param garanti olması lazım. Hem karım garanti olacak hem de param garanti olacak. Ana param. İşte bu dünyaya çakılıp kalmaktır. Bu bir işte imani ahlaki bir zaaftır. Şimdi öbür tarafın problemi ne? Şimdi bu adam hepten haksız değil. Yani haksızlığın %100'ü buna ait değil. Haksızlığın yarısı da ona ait. Neden? Çünkü o adam da hile ve fesat yapıyor. Yani işletmeci de bir taraftan ne yapıyor? Nasıl olsa adam evinde oturuyor. Nasıl olsa adam bu işi bilmez. Piyasayı bilmez. Benim yaptığım işin inceliklerini bilmez. Sermayeyi alıyor. İlk başlarda, ilk aylarda, belki ilk yıllarda çok ciddi, çok disiplinli, titiz çalışıyor, ediyor. Zaman içerisinde bütün efendim sirkülasyon onun elinde şekillendiği için ya bu işlerin hepsini ben yapıyorum. Az çok elde ettiği karlardan da kendisinin bir sermayesi var. Nasıl o adamı saf dışı ederim? Nasıl onun hakkını bir şekilde efendim minimize edip şöyle küçük bir lokma halinde hiç böyle işleyişe zarar vermeden, sermayemi sarsmadan onu nasıl aradan çıkartabilirim hesabını yapıyor. Bu ne? Bu da hasislik, bu da tamahkarlık, ahlaksızlık, iman zaafıdır bu. Bir tarafta böyle bir iman zaafı var, diğer tarafta öyle bir imani zaaf var. Ne oldu? İşte geldik bu ayetlere. Bu ayetleri bir türlü hazmedemediğimiz için haram helal ölçeğinde, işte pratikte, kuracağımız İslami ekonomik sistemde de çok ciddi bir arıza oluyor. Mudarebe yapamıyoruz, sürekli murabaha yapıyoruz. İşte bizim bankalarımız, yani bizim finans kurumları diyelim artık, onlar ne yapıyorlar? Sürekli murabaha yapıyorlar. Yani bilmiyorum var mı gidip mudarebe yapan, siz deseniz ki ben işletmem var, işte şu kadar efendim işletmem var, adam çalıştırıyorum, benim yıllık işte tablom buradadır, vergim şuyum buyum, her şey burada, benim ekonomik efendim şeyim, şecerem şurada resmi kayıtlarla ortadadır, gayet başarılıyım, ben iş büyütmesi yapmak istiyorum, ancak ben sizden murabaha yoluyla kredi istemiyorum, ben sizden ne istiyorum, bana ortak olmanızı istiyorum dese, orta ölçekte bir adamdan bahsediyorum, büyüklerini ben bahsetmiyorum, eğer zenginleri daha zengin kılmak için kurulduysa bu kurumlar ayrı bir şey.
Orta ölçekte efendim böyle bir müteşebbis gitse, dese ki bana mudarebe yapacaksınız, ne kadar ihtiyacım var? Benim işte 1 trilyona ihtiyacım var dediğinde, buyurun bana gelin takibinizi nasıl yapıyorsanız yapın. Sistemde böyle bir şey asla müsamaha görmüyor. Bu yok. Bunu yaptırmıyorlar. Tabii. Neden? Çünkü mudarebe bu. Sen ekonomik kriz olur, şu olur, bu olur. Takibi var bilmem. Takibi var. Niye var? Şimdi finans kurumu %100 haksız değil. %50 o haksızsa %50 de o müteşebbis haksız. Onun şahsı değil ama genel olarak müteşebbisler üzerinden yaşanan tecrübe efendim bu konudaki güveni ne yapmış? Zedelemiş. Listede var hocam da uygulamada yok. Listede var. Yani teorik olarak var. Listede teorik var. Tabii bu arada şeyi de söyleyeyim, yani Peygamber Efendimiz'in Hatice Validemizle yaptığı mudarebedir. Sermaye Hatice Validemizdendir, işletmesi Peygamber Efendimizdendir. Gayet güzel yürüyünce yürüyormuş yani, çok da hayırlı oluyor. Evet. Şey vardır mesela, Osmanlı'da para vakıfları vardır. Evet. Fıkhi efendim o çerçeveye oturtulmasında güçlükler yaşanmıştır. Çok ihtilaflar olmuştur. Bir gibi Ebu Suud tartışmaları meşhurdur bu sadette. Osmanlı para vakıfları işte piyasada bu servet dağılımı, ondan sonra finans ihtiyacını karşılamak üzere efendim geliştirilmiş Ebu Suud fetvalı bir müessesedir. Orada bakıyorsunuz kalemlere 4-5 kalem var. Listeye baktığınızda onlardan bir tanesi, o da fıkıhta vardır. Faizsiz borç vermek. Bidaa şeklinde geçiyor. Yani sermayeyi veriyorsun. Borç değil, özür dilerim. Sermayeyi veriyorsun. Borç değil. O Karda Hasan zaten. Sermayeyi veriyorsun, mudarebenin karsız olanı. Mudarebe sadedinde ben sana veriyorum, benim bir karım var. Anlaştığımız oranlardan bana kar veriyorsun. Bu bir daha öyle değil. Bu bir daha veriyorsun, git çalış, kazan et. Bana bir kuruş kar getirmek zorunda değilsin. Bana yarın bir gün ne yaparsın bu parayı? Benim param diye, ana para benim param diye. Gerektiğinde ödersin. Ama kar marda istemiyorum. Yani kar karşılığı olmaksızın sermaye sağlamak, sermaye edindirmek diye bir uygulama var mesela. Evet, evet hocam, bu mevzular derin. Yavaş yavaş o noktaya da elhamdülillah geliyoruz gibi. Yani artık bunlar da sorgulanıyor. Mevcut finans kurumlarının uygulamaları ne derece doğru veya genel anlamda bu İslam'ın faydasına, menfaatine diye kalkış noktası bu ama yeterince işletilebiliyor mu? Bunlar da zamanla daha iyi bir noktaya gelecektir. Şunu da söyleyeyim. Evet. Kurumlarımız aslında bizim gerçekliğimizi ortaya koyuyor. Evet. Yani soba kurumu var bir de. Kurumlarımız bizim kurumlarımızdır. Soba kurumu anlamında. Bizim evet. içimizdeki ziftin, katranın dışa vurumudur. Yani evet. Kurumları eleştirmiyorum burada. Kurumlar bizim yani halimize bağlı olarak artık rengi değişiyor, düzeni, işleyişi, ciddiyeti vesaire. Bizim aynamızdır yani. Onlara bak, bizi gör. Evet. Onlara gitsen, konuşsan onlar da sana bin bir efendim dert yanacaklar, anlatacaklar. Hepimizin problemi yani. Şimdi onlara bakıyorum ben bir taraftan da, onu diyecektim şey olarak. İhlas Finans bir sıkıntı yaşadı. Sıkıntıda ciddi olarak kendi payı büyüktü. Cenab-ı Allah cezalandırdı. Çünkü raydan çıkmıştı. İstikameti başka yöne doğruydu. Şimdi asıl millet panikledi. Para yatıracaktı, büyük kar alacaktı. Bu hayalle yatırdılar. Sarsıntı yaşanınca paniklediler. Asıl diyeceğim bundan sonra. Ondan sonra finans kurumlarından, bankalardan da müthiş bir para çekimi başladı. Çünkü bankalarda çökmeler vardı. Finans kurumlarının hiçbirisinde bu çökme yoktu. Onlar doğru yüklendiler. Netice ne oldu bunun neticesi? Finans kurumları da bankalar gibi bankalar kanununa bağlı kurum altına girmek istediler. Evet. Ne olacak? Kar garanti olacak. Nasıl diyeyim? Para kaybolmayacak. Batarsa yine ödenecek. Bu işte raydan çıkışın bir sebep bulunuyor. Bir raydan çıkış başlayınca artık başka tarafa, mecraya doğru gidiyor. Şu anda bütün finans kurumları bankalar sistemine bağlıdır. Bankalar kanununa bağlı hale gelmişlerdir. Belli bir oranda öbür raya, öbür mecraya doğru gitmişlerdir. Aynı duygularla işte nasıl diyeyim, Karza Hasen'e zaten kapı açılmıyor. Sadece işte iyi niyetlerle, o da müdürlerin yetkisinde çok büyük işler yapıldı, onlara kar getirenlere böyle el altından karz veriliyor. Mudarebe ise neredeyse hemen hemen hiç uygulanmıyor, bitirilmiş bir durumda. Murabaha da hocam sadece şey değildir. Murabahanın iki çeşidi vardır. Bir, peşin karlı satıştır. İkincisi nedir? Vadeli karlı satıştır. Ta onun satıştan karlı alımı, satımı belli karlı satışın adıdır. Onun vadelisi murabaha diye biliniyor, aktarılıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Hocalardan
fıkıh hocalarından çoğu da asıl murabahanın bütününü bilmiyor. Ne oluyor? Sadece bankalar murabaha deyince neyi anlatıyorsa onu biliyorlar. Bunu da iddia ediyorlar. Yani bu noktaya kalmış durumdalar. Eyvallah. Evet.